Selam gençler, nasılsınız? Bugün bir sürü kutum açacağım. Ama büyük ihtimal şu an etraf çok gürültülü bir yerde, inşaat var. Bir yanda yan komşu şey veriyor. Nedir ona, parti sanırsam. Bir gürültü dolu, o yüzden çekip üzerine ses kaydı yapmayı şey yapacağım. Çünkü bir mikrofonum yok. Hadi başlayalım. Özellikle ses kalitesi konusunda arkadaşlar şimdiden özür diliyorum. Çünkü bazı kısımları sonradan kaydettim şu an gibi. İşte bazıları normal çekerken kaydetmiştim. İlk kutumuz Big Bang Toy Store'dan. Zaten BBTS olarak üzerinde markayla geliyor. Bu Bakugo'nun figürü. $44 civarı bir fiyata aldım oradan. Big Bang Toy Store sadece lisanslı ürün satar. Aynı zamanda Amerikan menşeli bir firma. Yani Amerika'dan geliyor size kargolar. O açıdan iyi. Kiriton'un bu alter figürünü Nenin Games sitesinden aldım. Bu site %90 güvenilir. Hani %10'unu size bırakıyorum karar vermek için. Ama hani Undervalue yaptığı için benim için değerli bir site. Bu da Solaris Japon'dan aldığım Asuna figürü. Solaris Japon güzel bir site ama eğer hani sonradan bakıyorsanız ilk çıkış fiyatının bayağı üstünde koyuyor. Yani after market price dediğimiz fiyatları yüksek ama yine de iyi bir site. Bu sona bırakmak istediğim bir figür. Çünkü bunu çok bekliyordum. Bu da AmiAmi. Zaten AmiAmi'nin üzerinde aynı şekilde aldığınız yerin kutunun amblemi olur. Bu da Rimuru'nun hoş bir figürü diyeyim. Ben bunları bu arada 1 Mayıs'tan önce aldım. Biliyorsunuz 1 Mayıs'ta yeni bir kanun geçti arkadaşlar. 150 Euro'nun üstü ticari mal olarak sayılıyor. Hiçbir şekilde 150 Euro'nun üstünde figür almanızı önermem. Ben bunları hani şu an videoyu geç editlediğim için şey görüyorsunuz ama hepsi ayrı ayrı zamanlarda geldi ve 1 Mayıs'tan önce geldi. Bir kere şu an açtığım Bunny figürü, zaten Bunny figürlerin hiçbiri şeyin altında değil, 150 Euro'nun altında değil ne yazık ki. Ya hani düşük gösteren bir site bulmanız gerekiyor ya da almayacaksınız, yani gerçekten başka yolu yok yani. Bu da Genshin Impact'tan Klee figürü. Gerçekten çok güzel. Bu bir Çin firmasının figürü. Bunu da Solaris Japon'da buldum. Şimdi yakından bir bakalım. Video çekmek için uzun zamandır açmadığım figürlerim bunlar. Açıkçası hepsi birbirinden güzel. Bu en son sipariş ettiğimde. Şu arkadaş, şu arkadaş ve şu arkadaş yaklaşık 3 aydır kargodalar. Çünkü yavaş kargoyu seçmiştim. Şimdi şöyle tek tek biraz anlatayım istiyorum açıkçası kısaca. Rimuru Tempest'i biliyorsunuz. Normalde bu figürün çıkış fiyatı 21.450 yen mi, öyle bir şeydi. Ben AmiAmi'den aldım bunu. Bu figüre de haliyle hayli miktarda bir vergi ödedim. Yani 500 küsür lira. Oturan figürleri asla es geçemem zaten. Ama gerçekten güzel bir figür. Yani gerçekten Rimuru'nun birçok figürü çıktı ama almak istediğim tek figürü bu oldu diyebilirim yani. Ve bu dediğim gibi tam 3 ayda geldi. Çünkü feri kargosu, yani ne diye çevirebiliriz, gemiyle gelen kargo. Şu anda şurası da şu şekilde, bu arada bunu da göstereyim, kutuların çöplükleri. Bu gemiyle gelen kargolar bayağı uzun sürüyor. Yani 3 ay sürüyor gerçekten. Ama yani diğerinin bu tarz büyük ölçekli şeylerde, mesela Air Registered'le veya işte ne bileyim EMS ya da DHL ile aldığınızda $60'sa bunda $30, yani yarı yarıya fark ediyor. Ben sabırladım, beklerim. Çünkü geliyor yani, geç geliyor ama geliyor mutlaka. Bekliyorum çünkü takip numarası var. Kaybolması söz konusu değil. Bu da Klee figürü Genshin Impact'ın. Bu Apex Studio. Aslında bu bir ne diyeyim, Çin firması. O yüzden My Figure Collection'da çıkmayacaktır. Ama normal lisanslı ürünü yani şeyin. Ve hani bir Çin firması. My Figure Collection sadece Japon firmalarını ekliyor. Bunların eski bir kuralı, umarım değiştirirler. Çünkü Çin gerçekten figür konusunda büyük atılımlar yapmaya başladı. Ve mükemmel kaliteli ürünler çıkarıyor. Ben buna aşık olmuştum. Bunun fiyatı da normalde çıkış fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 150 mi? $140 mı? Ya Çin'deki şey tam yuan'la göreydi ama benim bulduğum fiyat $175. Yani normalde çıkış fiyatının çok çok üstünde ama yine de hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü zaten Genshin Impact benim oynadığım tek oyun şu ana kadar düzenli olarak. Bir de ben böyle çok hani LOL gibi ortaklaşa oynadığın oyunları pek sevmem. Hani kendi başıma ilerleyebileceğim hikayesi olan oyunlara bayılıyorum. O yüzden Genshin var ya, yani benim için yapılmış gibi bir şey. Bu benim 4. Bunny figürüm oldu. Kaguya Shinamaya'nın. Biliyorsunuz Chika Fujiwara da vardı bir tane. Onun yanına çok yakacağını düşünüyorum. Ve çok bu tarz narin pozları seviyorum şeyde. Bazıları çok abartı pozlar oluyor. Bazıları da aynı şekilde çok güzel ama yani kesinlikle şu siyah
üst ve siyah şu penti mükemmel. Mükemmel. Bu arada böyle gereksiz yorum yapacaklar varsa hani beni takip etmeyebilirler. Veya işte burası hani duyar kasacak olanları lütfen uzağa doğru alalım. Fazla detaya girmeyeceğim YouTube'da. Bu Masterline serisi. Bunu çok yani zor buldum diyebilirim. Ha bu arada bu figür 250 dolar arkadaşlar. Bunny'lerin çıkış fiyatı yani 230 dolardan aşağı değil. Minimum 230 dolar oluyor. 300'e kadar, 350'ye kadar yolu var. Hatta galiba en son Albedo'nunki 380 dolar civarına çıkacak. Bu Katsuki de benim Big Big Toy Store'dan aldığım, ön siparişle aldığım bir figür. Şu an Mandrake'de 75, 40, 80 dolara kadar çıkıyor fiyatı. Ama ben yanlış hatırlamıyorsam 44 dolar aldım Big Bad Toy Store'dan. Buradaysa bu da Alter'in yaptığı Kirito Scale figürü. Zaten Kirito'nun burada Scale SCAL olarak yazılıyor. Çok kişi sormuştu geçen videomda da ölçekli figür demek. Yani 1/7, 1/8 ölçeğinde anlamında veya bu tarz hani Prize gibi olup da daha kaliteli bu tarz Alter işte ne bileyim Kotobukiya gibi firmaların yaptığı figürlerin genel ifadesi için kullanılıyor diyeyim. Yani bu Asuna'nın bir sürü figürü vardı ama Kirito'nun yoktu. Sonunda Kirito'nun da mükemmel bir şeyi oldu figürü. Gerçekten çok hoş gözüküyor. Bu da Solaris Japon'dan aldığım Asuna figürü. Bunu zaten şey arasında kalmıştım Asuna ile Inosuke arasında. Ama Inosuke'nin ekstra yüzlü olan versiyonunu almaya karar verdim. Onu bulana kadar da dedim ki Asuna'yı alacağım. Çünkü Asuna benim top 5 waifularımdan biridir yani. Bu arada bunların hiçbirini aynı anda almadım arkadaşlar. Yani hani wow bir anda bu kadar sipariş vermiş gibi düşünmeyin. Yoksa hep zaten ömrüne takılırdı. Bunun pre-order 6 ay önce miydi, 7 ay önce miydi neydi o zaman verdim. Hatta daha uzun bile olabilir. Bu dediğim gibi zaten 3 ay önce kargolanan. Ön siparişini de ondan bir 3 ay, 5 ay önce verdiğim bir sipariş. Bir bu 3,5 ay önce verdiğim sipariş. Bu 2,5 ay önce verdiğim. Bunu daha 1 ay önce verdim. Bunu da yaklaşık 1 yıl oldu mu? 8 ay mı oldu? Bunu ilk ne zaman yayınlandı? Neyse o da 5-6 ayı var yani en az. Hani hiçbirinin şeyi ne denir ona aynı anda verilmiş değil. Çünkü pre-order yani ön satışla satılıyor bu figürler. Ön satışta bir figürü çıkmadan ayırtmak gibi düşünebilirsiniz. Yani bunlar aslında piyasaya çıkmadan önce ayırtılıyor. Çoğu tükenir. Özellikle şu bunny'ler var ya bir kere kaçırdınız mı bir daha bulmak neredeyse imkansız gibi bir şey. İki katına çıkıyor fiyatları. O yüzden hani bunları ön siparişken almak gerekiyor çoğunu. Bir de hani öyle yani koleksiyonerler ön siparişken çoğunu toplar. Çünkü daha sonra tükeniyor ve daha fazla para vermek zorunda kalıyorsunuz. Almak istiyorsanız yani. Mesela şu an bu figürün ben kolay bulunacağını sanmıyorum açıkçası. Zaten bunu bile ben hatta ilk başta kaçırmıştım. Sonra Miami'den biri iptal etmiş galiba yani siparişini. Hemen yani tak diye görünce sipariş verdim. Ve hani ama yani değeceğini düşündüğüm bir figür ama arkadaşlar bu hani figürler çok pahalı. Evet çok pahalı. Yani Türkiye ekonomisine göre baktığınızda TL'ye çevirince inanılmaz pahalı. Ona katılıyorum. Lakin bunlar ihtiyaç olan veya elzem olan şeyler değiller. Sonuçta yaşamak için figürlere ihtiyacınız yok. Tabii ki belli bir standardın üstünde olunca yapılan bir şey. Ha benim en büyük avantajım bu işe yani 15 yıl önce başlamış olmam ve daha o dönem Türkiye anime ile bu kadar tanışmamışken ve dolar 2-3 lirayken belli bir birikim yaptığım için şu an gayet hani geniş bir koleksiyona sahibim. Ha şu anki dolar şartlarında da çok şükür işim iyi olduğu için gene de ayda hani 3-4 figürü karşılayabiliyorum. Çünkü şöyle düşünün benim aldığım tabii ki figürler hani 100 doların üstünde figürler. Ama mesela şu eskiden işte 30 lira 40 liraya orijinal figür alabiliyorduk doların 2 olduğu dönemlerde. O zaman da yaptığım yatırım bana şu an tabii büyük bir getiri sağladı. Bu Klee'yi de çok beğendiğim için sonuna Klee videosunu hazırlamam kim bilir ne kadar sürecek bilmiyorum. O yüzden bunu koymak istedim. Gerçekten ilk defa figürünü aldığım bir firma ama çok memnun kaldım. Çok güzel yapılmış detayları, boyaması hepsi birbirinden hoş. Buraya kadar sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. En kısa zamanda bir sonraki videomda görüşmek üzere inşallah. Destekleriniz için teşekkür ediyorum.